geliyor, kurt geliyor. İnşallah hayırlısı olsun. Evet. Red Bull'un çekimini... Bir yudum alayım başlayalım. Red Bull'un geçen hafta şeyini çekmiştik. Geçen hafta mıydı? İki hafta önce miydi neydi? Böyle bir video çektik. Çok keyifli bir video oldu. Güzel oldu. Bu videoda trendlere girmiş oğlum. 15 numaraya gelmiş trendlerde maşallah. Bir marka kanalında böyle trend yapmak da iyi iş yani. İzlediniz. Ben zaten hepsini izlemeyeceğim. Sadece size göstermek için açtım. Ben de izledim. Şimdi size RP yapamam yani burada. Aa bu orasını izlememişti falan gibi RP'ler biliyorsun bu kanalda yok. O yüzden izlemiş gibi davranıp bir daha izlemeyeceğiz. Sadece göstermek için açtım. Sakin ol be. Allah Allah. Baktım mı yorumlara? Baktım abi yorumlara. Çardak abimin matematiği çok iyi. Emeklerinin karşılığını almış. Matematik öğretmenim Çağrı'nın başarıları durmaksızın devam ediyor. Helal olsun hocam. Çağrı be, olduğun her ortamda neşe kaynağı 10 numara adam. Ulan seni ben like'ladım işte şimdi. Çağrı her günün sayısal işlem gerektiren sorulardaki performansını takdir ederim. Buradan matematik hocasına selam gönderin. Tabii benden önce kendisi selam göndermediyse. Çardak her gün yine üstün matematik bilgisini göstermiş. Ulan bir tanesi de kendi Çağrı her gün dememiş. Bir Allah'ın kulu da bir yorum yapan adam da dememiş ki Çağrı abi, Çağrı her gün. Bir şey dememiş. Bak Çardak, Çarrak bir şeyler demiş. Ya markada mesela Çarrak kim diyor gezmiştir amına koyayım 3 gün. Çağrı'nın kombini gerçekten çok iyi. Çok teşekkür ederim. Çağrı varsa bizi sağ ol canım benim. Muhteşem program, muhteşem konular seviliyorsunuz. İyi ne biçim yorum falan demiş. Çağrı abim burada da ayrı bir karizma olmuş. Sağ ol canım. Matematik olayını işin üstadından öğrenen Çağrı abim. Çağrı abimize matematik sevdirdiği için matematik hocasına teşekkürler. Bunların hepsini yan hesaptan mı yazıyorsun? Gerizekalı yan hesaptan yazsam çardak mı yazarım kendime amına koyayım? Sence? Bir de matematikle mi sınırlı kalırım? Matematik hocasını becerdiği gibi burada da matematik sorusunu beceren zorba çağrışıyor. Bu nasıl bir yorum? Yan hesaptan böyle bir yorum yaparım mı ben amına koyayım? Bir de 258 tane like almış amına koyayım yorum ya. Bu kadar acımasız hardcore bir yorum nasıl yaparsın ya? Yayında izler bir fırça çeker bunu. Ya oğlum siz ne yapıyorsunuz? Çarık bam gün. Ben böyle mi diyorum lan? Oğlum bunlar beni çözmüşler. Ya Nuri bu ne oğlum ya? Dayı bak. Burada çok dikkatli ol. Dayıcım oyunun 170'iniz şu ana kadar en iyi geldi. Bundan sonra yavaş ve dikkatli oyna. Ben izlemeye geçiyorum. Müzeyyen'cim çok teşekkür ederim. Çardak abi matematik hocaları ile ilişkisinin iyi olduğu belli oldu. Yani sponsora bile bunu nasıl anlatırız? Bir düpedüz yazmadan Çağrı ve matematik ilişkisini nasıl aktarırızı çok başarılı yapmışsınız. Helal olsun. Evime şimdi amına koyayım 8 kaza Red Bull gelirse de hiçbir şey demem yani anladın mı? Paşam sana enerji lazımdır gibisinden. Yarın AYT var ben bir sik bilmiyorum ne yapayım abi. Daha iyi kanka. Ya çok şey bilerek yarınki AYT sınavına giriyor olsaydın. Her bir sikimi bilerek girseydin. Daha büyük sorumluluk yük amına koyayım. Şimdi yarın gireceğin hiçbir sikim bilmiyorsun zaten. Ya bilersen. Ya bildiğin çıkarsa yani anladın mı? Çarkut Erguen. Çarık denen kıvırcık tombiş elemana dikkat edin. Matematik öğretmeni teyzemi zor kurt artık elinden. Allah Allah.
Çağrı'nın tactical ops'u bilmesi şok etti. Niye şok etti kanka? Biz yani bu tarz insanlarız biz. Biliriz ki. Sen yudumunu al, ben sorayım. 2 çarpı 9 kaçtır? 18. Bravo! Bak hala hesaplıyor amına koyayım. Kamil ya. Hesaplamana gerek yok. Soru bitti çünkü. Ben 2 sayıyorum da. Ben Red Bull Gamers'ın kanalından herkese kocaman selamlar. Bugün yepyeni bir formatla karşınızdayız. Şahane konuklarımız var. Hazırsanız eğer Good Game Show başlıyor. Bravo. Good Game Show ne? Aslında bir bastı. Kemal'cim hesaplamana gerek. Patladılar da. İlk defa katılıyoruz. Hani bir şeyimiz var mı? 5, 4. Mario. Ben burada içimden uzaydan olan ilk oyuna Tetris dedim. Cevabı vermedik ama Tetris gibisinden. Yanlış. Maalesef iki takım da bilmiyor. Aslında şu söyleyeyim mi? Bir Tetris. Ekipten bir arkadaş doğru cevabı fısıldadı ama söylemedi. Star Wars. Tetris. Ben Tetris dedim kanka ya. Çok tahmin ettim. Kanka ben ama sana söyledim. Sen bunu niye bilmiş gibi yapalım. Oğlum uzayda geçen ilk oyun. Devam ediyorum arkadaşlar. Soruyu anlamamışlar. İlk basan butona hızlı cevap. Siz anladınız da bildiniz. Butonu ilk basa. Bir dinle be adam. Çok tamam pardon. Komiksin abi. Bir şey burada sikecektim Efe'yi falan diyorsun. Tam burada sikecektim bak Efe'yi. Olay çıkmasın diye bıraktım ya. Hadi tamam abi. Çok şovum var abi komiksin anlıyorum. Şurada bir iki eğlenmeye çalışıyorum ya. Efe Uygaç'a sevgiler. Dinleyelim buradan. Soruları bundan sonra tam dinleyelim. İlk butona basan hızlı cevap vermek zorunda ikinci ekibin düşünme payı bir tık daha var. Okay, ona göre tamam. Taktiğinizi yapabilirsiniz. Tamam. İlk PlayStation hangi yıl oyun severlerle buluşmuştur? Yani ilk PlayStation ne zaman çıktı? Hadi bas. Ben hatırlayacağım bir saniye. Bunlar bassın ya. Ben de var çünkü. Bak biz bu yarışmayı izlemişsinizdir diye düşünüyorum. İzlediniz mi? Ona göre konuşacağım çünkü. Spoiler gibi olur yani konuşursam da çünkü şu anda. İzlemediniz mi? Yeni çıktığında almışlar. Yok kanka o kadar küçük. Formada bak kimse basmıyor. İyi. Kaça gidiyordun ki? Maluk Gümüş 14. en kutlu olsun Muram hoş geldin. İlk basana ben şey vereceğim. Ney? Ne vereceğim? Ney vereceğim? Sunuculuğu teslim edeceğim gideceğim. Tarih aralığı vereceğim. Tarih aralığı. 90 ile 2020 arası. Çok güzel. Bravo. Allah kanka, Allah. Doğru abi tarih aralığı işte. Şipin bulunduğu ilk zaman. Tamam söyle. 90 ile 95 arası. Ne? 90 ile 95 arası. Ne aralık biri? Aa, söylüyorum. İmkanı yok ya. Ben de öyle düşünüyorum. 1993. Cevabınız ya. Yanlış. Nasıl ya? Vallahi yanlış. Onlara da başka bir aralık verin. Oğlum. Ama lütfen. Bas. biz basamıyoruz da. Zaten tamam oğlum sizde zaten kaç takım var. Hani her şey legal işlesin diye şey. Evet hocam düşün. 1994 abi neyi düşünüyorsun? Oğlum PlayStation 1994'te nasıl çıkmış olabilir ya? Güzel şaka Allah razı olsun. 1994'te çıkmış oğlum PlayStation. Bize kaçta geldi? ...93 ben beklerdim. O bir sene niye o mühendisler falan... 2005 değildir lan. 2002 falandı galiba. 2002'de benim kuzenim sünnet oldu. Bunu biliyor muydun? Olan diyorum şu. Oğlum benim sünnetim 90 kaçtı? 97 idi. Benim sünnetim 97 idi. İşte 35'e falan çektiler. Yapma bir dakika yapma. 97 yılındaydı benim sünnetim. Benim sünnetimde bana Atari aldılar. PlayStation olsa PlayStation alınırdı ama PlayStation yoktu daha TR'de. ...97 yılında sünnet oldum. Atari almışlardı. Kuzenimin sünnetinde de PlayStation aldılar. O da sünnetli olduğu için oynayamadı. Ben sonra kendi evime götürdüm onu PlayStation'ı. Dedim sen zaten sünnetlisin oynayamıyorsun. Hocam. Doğru! Yes! Çok bir daha öyle bilmeden gerçekten. Atlamayın bu arada.
Şimdi de çok e-sporla alakalı bir soru aslında. 97 yılında gerçekleştirilen... Uzmanlık alanımız. Kemal'le. 1997 yılında e-spor evet. olarak ilk turnuvası yapılan oyun hangisiydi? Biz her boka cevap veriyoruz baba. Ondan kaybediyoruz zaten. Bastığınız için Dota diyecek, Dota. Bir şeyler 5 puan artı veririm abi. Nasıl ya? Böyle bir şey yok ya. Abi hocam, adam sonucu siz ne karışıyorsunuz ya? Oyunuzu oynayın. Evet Ferit'ciğim. Bir şey söyleyeceğim. Karışmalık bir durum. Öyle bir... StarCraft. Yanlış. Abi Ferit'im StarCraft 2008 falandır ya. Zaten abi, alacağı abi. Yok. Cesarete 10 puan veririm. Dota ya. Dota. Dota diyor. Big Brother kanka. Biri bizi gözetliyor amına koyayım. 97. Bak kesin bir Sega MV. Bir şey söyleyeceğim. 97 ne? Dota mı? Abicim elleme ya. Oğlum evet. Ya yanlış. Ben bu fikri yanlış buluyorum. Neyse video böyle. Makara video izlemeyen arkadaşlar varsa buradan izlesinler. Şöyle chat'e atayım. DC'ye girmeyi unuttum. Bir DC'ye gireyim. Aa bizimkiler sınava girmişti lan bugün. Bir dakika. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.